Alkışlarınıza teşekkür ederim. Sevgilerin en yücesi, en kutsalı anne baba sevgisidir. Bu sevgiden ben senelerce mahrum kaldım. Şimdi size benim hayat hikayemi anlatacağım. Benim acıklı hikayem daha anamın karnındayken başlar. Evlendikten sonra bizim evde oturmak ister misin? Bilmem ki, sen nasıl istersen. Peki, kardeşim Mahmut da sizde mi oturuyor? Evet, maalesef öyle. Ama biliyorsun, babam hasta, birlikte ona bakmak zorundayız. Baban ne zaman hastalandı Orhan? 5 yıl önceydi. Bir gece aniden felç geçirdi. O günden beri ne yürüyebiliyor, ne de konuşabiliyor. Çok üzüldüm. Peki ya hafızası yerinde mi? Tabii yerinde. Kafası çalışıyor, her şeyi duyuyor ve anlıyor. Akşam bize gidelim, babam seni görünce sevinir, he? Oynattın beni, oynattın beni.
Şerefim! Nasıl, beğendin mi? İyi, iyi! Güzel karı! Tabii olacak! Yoksa ben menajeri olur muydum? Şu hatunu bizim masaya getir de... ...bir iki kadeh içki içek onunla! İçeriz tabii! Emret sen yeter ki! Hı. Bravo! Bravo sultanım, çok iyiydin! Yine müşterileri hayran bıraktın kendine! Sağ ol Mahmut! Biliyorsun, salonda hatırı sayılır eski bir dostum var, çok beğenmiş seni! Ne yapayım yani? Masasına davet ediyor seni! Sevdanım, masamıza gelip şeref verir mi bize diyor! Hiç kimsenin masasına gitmediğimi hala öğrenemedin mi? Hem seni... ...hem beni memnun eder! Çok yağlı bir müşteridir, epeyce de parası var! Sen ne terbiyesiz herifsin böyle! Bu iğrenç teklifi nasıl yaparsın? İnsan kardeşinin nişanlısıyla böyle konuşur mu? Dur canım, dur! Sakin ol! Bunda sinirlenecek ne var ki? Daha ne olsun be! Allah'a şükür bugüne kadar kimsenin masasına oturmadı! Bundan sonra da oturmam! Merhaba! Hoş geldin sevgilim! Hoş bulduk hayatım! Ne o, biraz sinirli görünüyorsun? Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şeyim yok, iyiyim ben! Kardeşim bir şey mi yaptı? Yok yok yok, bir şey yok! Biliyorsun, Sevda buraları pek sevmez de... Artık bundan sonra kimse üzmeyecek seni! Çünkü yeni bir iş buldum ve evlenene kadar da olsa seni çalıştırmayacağım! Öyle mi? Çok sevindim! Ama olur mu abi? Tam yengemin işleri iyi gidiyordu! Sen karışma her şeye! Hadi! Hadi eşyalarını topla, gidiyoruz! Olur sevgilim! Artık bunlara da lüzum kalmadı! Seni çok seviyorum! Ben de öyle sevgilim! İnşallah! ...Bana birbirinden güzel çocuklar doğurursun. Mutlu olacağız. İnşallah. Ama içimde çok kötü bir his var. Hep başıma kötü şeyler gelecekmiş gibi oluyorum. Hiçbir şeyden korkma. Evet, sen yanımda olduktan sonra hiçbir şeyden korkma. Oha! Bir... Babam geliyor galiba. Ona şimdi evlilik müjdemizi verelim. Nasılsın babacığım? Sana bir müjdemiz var. Sevda ile yakından nikahımızı kıyıyoruz. Babacığım, size layık bir gelin olmaya çalışacağım. Beğendin değil mi babacığım? Üzülme, yorma kendini ne olur. Konuşamıyor, biliyor musun? Üzme kendini babacığım. Üzülme, ne olur! Ooo, maşallah! Kimler gelmiş? Hoş geldiniz yenge hanım! Merhabalar kıymetli biraderim! Merhabalar kıymetli babacığım! Nasılsınız? Yine içip içip kafayı bulmuşsun! İyi ki bir iki yudum içtik, yine başladın dırdır abi! Ben şimdi gelirim! Hadi babacığım, gel sana ilacını vereyim! Sen üzülme babacığım! Babama... Ne olur üzme kendini! İlaçını ver abi! Oho, maşallah! Maşallah yenge hanım, keyfin yerinde! Üstelik... ...çok... ...çok da güzelsin! Bırak! Ne o? Bakıyorum oranına şapur şupur! İşler iyi desene!
Bir öpücük yok mu bize he? Bir öpücük. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Dur, 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 sakin ol. Ne olur biraz da biz tadına baksak. Beni bırak, bırak lan! Ne o, balığın gül olduğunu unuttun galiba. Başımıza namuslu mu kesildin he? Bana, bana vurdun. Vurdun bana, vurdun. Sus! Duyarlarsa, duyarlarsa öldürürüm seni! Dua et ki ucuz kurtuldun. Daha fazlasını hak ettin. Kabahat kardeşimde. Zaten senin gibi bir pavyon karısını başımıza getirmemeliydi. Bana vurmak ne demekmiş gösteririm sana. İntikamımı alacağım. İntikamımı alacağım senden. Vah 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 kızım vah. Hamilesin demek. Aman ablacığım, annem duyarsa üzülür. Zaten hasta kadın. Peki ya Orhan? O ne diyor bu işe? Onun daha haberi yok, henüz bilmiyor. Kız, ya nikah kıymazsa ne yaparsın sonra? Vay başımıza gelenler! Olur mu Fatma abla? Orhan öyle şey yapmaz. Hı. Hem yakında evleneceğiz. Annem geliyor galiba ablacığım. Aman duymasın. Olur mu? Olur. Ay, 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 ne oldu anneler var? Bir şeyim yok kızım. Geç. İyiyim, birden başım döndü. Hayır. Şöyle uzan anneciğim, biraz dinle. Tamam. Şimdi dinlenirsem hiçbir şeyim kalmaz. Aa, kolonya var mı kolonya? Yok. Hay Allah, ben eve gidip bir koşup kolonya getireyim hadi. Hay Allah. Tansiyonu böyle arada sırada yükseliyor. Aa, üzülme. Aman sakın anneme bir şey söyleme. Aa tabii tabii, olur mu öyle şey? Sen hiç merak etme, söyleme. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Anneciğim iyi misin? İyiyim kızım. İyi öyleyse. Sana bir müjdem var. Söyle yavrum. Hayırdır inşallah. Biliyor musun? Orhan'la nihayet evlenmeye karar verdik. Allah mesut etsin. Bu hayırlı habere çok sevindim. Allah'ım. Sen bana kızımın mürvetini görmeyi nasip et ya Rabbim. Amin anneciğim. Yavrum. Sevda. Sevdacığım, seni telefondan bekliyorlar, çok mühimmiş. Allah Allah! Aman acele et! Tamam. Sevda yenge, ben Mahmut. Ne var? Ne oldu? Gene ne istiyorsun? Senden özür dilerim. Seni hep kırdım. Bak, şimdi ocağına düştüm. Ne oldu diyorum? Babam çok hasta. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Orhan'ı da bulamıyorum. Yalnız kaldım. Ne olur, ne olur gel. Hasta mı? Nesi var? Bilmem, bir fenalık geçirdi. İlle seni istiyor. Peki, şimdi geliyorum. Ne olmuş, ne olmuş? Mühim bir şey mi varmış? Orhan'ın babası hastalanmış. Allah Allah. Hadi ablacığım, ben gidiyorum, teşekkür ederim. Oldu canım. Buyurun ben Orhan. Abi, bak, bak abicim. Ben senin kardeşinim. Biliyorum beni sevmezsin. Ama seni büyük bir tehlikeden koruyacağım. Ne tehlikesi? 10 dakika sonra gel gör. Sevgili yengemin yatak odalarında neler yaptığını. Seni nasıl aldattığını. Bak, eğer yalan söylersen bu defa öldürürüm seni. Vallahi yalan değil abicim. Gel de gör. Peki, hemen geliyorum o zaman. Baban nerede? Benimle ne görüşmek istiyor acaba? Şimdi yanında doktor var. Sonra konuşursunuz. Otur şöyle ha. Otur. Bana bak. Bunda bir şeytanlık varsa boğarım seni! Vallahi yok, yok! Otur şöyle, otur! Sabah aniden birdenbire fenalaşıverdi. Bir dakika, ben hemen bakıp geleyim. Hadi gel! Gel de babama yardım et. Seni istiyor. Hadi yürü.
Peki baban nerede? Şimdi gelecek, bekle. Yoksa yalan mı söyledim ben? Unut babamı. Niye çağırdın beni? Bırak, unut babamı. Bırak beni! Bırakıyorum sana! Bırak sana! İstemiyorum seni! Alçak! Sen alçaksın! Bırak sana beni! Bırak! Abi! Orhan! Bana bunu da mı yapacaktınız adiler? Ah. Ve sen kaltak! Çık buradan! Çık! Ah. Sana bunun hesabını soracağım! Yapma! Aşağılık kadın! Çık dedim sana! Orhan. Çık hadi yürü! Ne olursun dinle beni! Bir daha sakın bu yalan söylüyorum Orhan! Hadi defol! Ah. Ne olur dinle! Beni defol! Ne olur! Ne olur yalvarırım yapma Orhan! Gözüm görmesin seni hadi yürü! Ne olur dinle beni! Alo, sen misin Melahat? 100 takım elbise Ankara'ya gidiyor. Almanya ihraç mallarını da unutmayın. Bitirin şu gümrük işlerini canım. Peki, peki. Ben birazdan orada olurum. Hadi, tamam mı? Bye bye. Meral, hadi! Biraz çabuk ol kızım, geç kalacaksın! Elini çabuk tutsana! Geliyorum! Çayın soğuyacak! Oh, ne derbeder çocuksun sen! Ben de acelece tam tersine! Meral, hadi kızım! Geldim anneciğim! Günaydın anneciğim! Günaydın canım! Çantamı gördün mü? Bak orada, pasaklı! Gene geç kaldın!
Ama anne, kahvaltı edersem okula geç kalırım. Tabii geç kalırsın, sabah karanlığı piyanonun başından ayrılamıyorsun. Yine başlama anne, biliyorsun müzik benim hayatım. Kaç defa söyledim sana, müzik karın doyurmaz diye. Ciddi şeylerle uğraşman lazım. Ciddi şeylerle uğraşayım da sonra senin gibi işten başka hiçbir şey düşünmeyeyim, değil mi anne? Sen de hayatta benim gibi iki yaşında bir çocukla dur kalsaydın, o zaman anlardın çalışıp para kazanmanın ne demek olduğunu. Hadi gene kızdırma, kahvaltını et. Ne kızıyorsun anne? Babam erken öldüyse senin kabahatin değil ki bu. Hem anneciğim, ben sahnede çok para kazanıp sana bakacağım. Gene saçmalama! Seni şarkıcı markıcı yapmam ben, anladın mı? Peki, tamam, yapma. Ama bana kızma. Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey yemedin. Zayıflıktan çöpe döndün kızım. Okula gidiyorum anneciğim, hadi al ısmarladık. Canım baba. Hoşça kal babacığım. Allah, kimseyi babasız bırakma. Amin. Bak kızım, böyle her gün resimlerle konuşmaktan vazgeç artık. Anne, o babamın resmi. Ben de onu çok seviyorum. İyi ama baban 15 sene evvel öldü. Bunu kabul et artık. Onu görmedim bile. Babamı hiç görmedim. Ama onu hala seviyorum ve özlüyorum. Hadi hoşça kal anneciğim. Deli kız. Ah, çantamı unuttum. Hoşça kal. Güle güle. Baba, duyuyor musun beni? Bana para lazım! Para lazım bana baba, para! Çok para lazım! Baba, ne olur para ver bana, para! Çok para ver! Peki, ya annemin mücevherleri? Hatırlıyorum onları, var biliyorum! Burada olacak onlar, burada! Burada! Burada olacak, burada! Anahtar! Anahtar nerede? Sende! Ver onu bana, ver diyorum! Ver! Ver anahtarı! Ver anahtarı! Bırak! 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 Babama vurursun ha? Seni aşağılık, seni! Seni utanmaz herif seni! Seni utanmaz seni! Baba! Baba kalk! Kalk! Bir şeyin yok ya baba! Bir şeyin yok değil mi? Sen babama nasıl el kaldırırsın rezil herif? Yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz ha! Ver o kutuyu bana! Defol git bu evden! Bu evde bir daha seni görmeyeyim, anlaşıldı mı? Defol git diyorum sana! Ah!
Al kutuyu babacığım. Babacığım, bir şeyin yok değil mi? Bir yerin ağrımıyor değil mi baba? Metin de peşimi bırakmıyor. Aa, şekerim, sen bu kıyafetle gezersen erkekler elbette peşini bırakmaz. Ne yapayım, benim havam böyle. Onun için sana isim takmışlar, seks şeker mi? Meral, doğum gününe Metin'le geleceğiz, onun bir arkadaşı da geliyor. Tabii gelebilir, çok sevinirim. Aa, çocuklar bakın ne diyeceğim, sakın unutmayın. Parti öbür gün. Eğer unutursanız felaket olun, tamam mı? Öbür arkadaşlara da söyleyin. Ben herkese haber veririm, hadi tamam. Gidelim. Hadi gidelim. Niye gidiyorsunuz? Yok, hayır, geç kalıyoruz, gidelim. Hadi. Peki. Tirinininini, tirinininini. Aman kızım, sen de fıkır fıkır oynuyorsun. Aman sen de. Hadi Allah'a ısmarladın. Güle güle. Meral, sana bir şey söyleyeceğim. Evet anneciğim. Doğum gününe Şermin'i davet edecekmişsin. Tabii, o benim sınıf arkadaşım. Hem çok neşeli bir kızdır. O kız bu yaşta erkeklerden başka bir şey düşünmüyor. Anne, şimdi zaman değişti. Eskisi gibi kızlar yalnız başına parti yapmıyor. Hem hepimizin erkek arkadaşları var. Olabilir. Onları bilmem ama senin için daha çok erken. Anladın mı? Daha çok erken. Beni hala çocuk gibi görüyorsun. Tabii çocuksun, gel buraya. Hani arkadaşlarımla bir parti yapmama söz vermiştin? Yoksa caydın mı? Hayır, hayır, caymadım. Evde istediğiniz gibi eğlenin. Sizi yalnız bırakacağım. Ben evde bile olmayacağım yavrum. Teşekkür ederim anne. Canım kızım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anne. Hiç meraklanma, canım annemi üzmem ben. Anneciğim, ben ders çalışmaya gidiyorum. Peki kızım. Deli 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 de
Doğum günün kutlu olsun Meral. Teşekkür ederim. Pasta çok güzelmiş. Sesin de çok güzel Meral. Sen de sahneye çıksana. Annem öldürür beni. Annen dans etmene bir şey demez herhalde. Hadi gel dans edelim. Teşekkür ederim. Hey arkadaşlar, şu ışıkları söndürelim. Hadi söndür. Nerede lan? Daha romantik böyle oğlum. Ay harika. Söndürsene. Çocuklar. Bu ne biçim doğum günü partisi böyle? Ama... Hadi bakalım hepiniz evinize! Eğleniyorduk çok güzel. Şey... Ama anneciğim... Sen sus! Herkes evine lütfen! Hadi! Bunun da yaptığı işmiş çocuklar... Hayret mevzu ya! Güle güle! Güle güle çocuklar! Yüzüme bak! Sana söylüyorum, yüzüme bak! Nereye gidiyorsun? Gel buraya! Konuşmak istiyorum seninle, aç kapıyı! Açsana! Çık dışarı! Aç diyorum sana! Aç kapıyı diyorum sana! Çık dışarı! Neden kaçıyorsun benden, neden cevap vermiyorsun bana? Çık diyorum sana! Seninle konuşmak istiyorum! Geç otur şuraya. Şermin gibileri davet edince ne olacağını biliyordum ben zaten. Ne yaptılar ki anne? Beni arkadaşlarıma rezil ettin. Daha ne yapsınlar? İçki içtiler, ayakta öpüştüler. Anne, onlar benim arkadaşlarım. Ne yaptıklarını biliyorum. Ama vallahi ben bir şey yapmadım. Yakında yaparsın. Bugüne kadar ben seni babasız büyüttüm. Bundan sonra da iyi bir insan olmanı isterim. Ben kötü bir şey yapmıyordum ki. Ama anne, ne olur beni anla. Ben hep senin istediğin gibi yaşayamam ki. Ben senden başka bir şey istemiyorum ki kızım. Ama her şeyin bir zamanı var. Erkek arkadaşlarında. Onun da zamanını yine sen tayin edeceksin, değil mi anne? Evet kızım. Ben senin anneni ve iyiliğini istiyorum. Onun da zamanını ben tayin edeceğim. Beni bu kadar sıkma anne! Sonra önüme çıkan ilk erkekle kaçarım! Ben bir daha senden böyle bir söz duymak istemiyorum! Anladın mı?
anne. Seni üzmek istemedim. Özür dilerim. Sen de beni mazur gör kızım. Kendimi kaybettim. Canım yavrum benim. Kaç kart? 3 kart. Sen? Almaz. Sen? Ben de 3. Evet, siz konuşun. Bob. Rest. Gördüm. Neyim var? 3 as. He? 3 ruva. Allah kahretsin! Bu kızacak da var be. Mahmut Bey! Olmaz böyle şey! Mahmut Bey, devam edelim! Şansınız belki açılır, evet. Değil mi ya? Kumar bu! Ben yokum! Hadi kızım, hoşça kal! Güle güle anneciğim! Çabuk gir içeri, üşüyeceksin! Tamam, sen al, merak etme! Güle güle! Buyurun hanımefendi! Sağ ol! Meral Hanım'ı aramıştım. Buyurun, benim. Size bir iş teklifi için gelmiştim. Biraz görüşebilir miyiz? Nasıl bir iş bu? İşittiğime göre çok güzel bir sesiniz varmış. Ben menajerlik yapıyorum. Buyurun, bu da kartım. Sizi şöhret yapar, üstelik çok da para kazandırırım. Annem buna razı olmaz ki. Ben sizin annenizi eskiden çok iyi tanırdım. Hala pavyonlarda şarkıcılık yapıyor mu? Bir yanlışınız var galiba, benim annem butik sahibi. Anneniz Sevda Çelik değil mi? Evet, Sevda Çelik benim annem olur. Demek pavyonda işler iyi gitmiş. Butik bile açmış. Bu işlerde çok para var tabii. Vay pavyon gülü Sevda vay! Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Benim annem namuslu bir kadın. Babam öldükten sonra açmış o butiği de. Baban ölünce mi? Ne var bunda gülecek? Senin baban ölmedi, yaşıyor! Yalan söylüyorsunuz! Benim babam yıllar evvel öldü! İşte bu da fotoğrafı! Tamam! İşte bu benim kardeşim Orhan! Kardeşiniz mi? İnanmıyorum buna! Bu da yalan! Evet, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kardeşim hiç evlenmedi! Olsa olsa ondan gayrimeşru çocukları olmuştur! Ne de olsa erkek! Belki de sen onlardan birisin. Ne yani, bana piç misin demek istiyorsun? O sana kalmış bir mesele. Nasıl düşünürsen. İnanmıyorum sana. Yalan söylüyorsun. Benim annem kötü bir kadın olamaz. Benim babam öldü. Anlıyor musun, öldü. Peki. Ya sana babanı gösterirsem bana inanır mısın? Önce bunu ispatlaman lazım. Öyleyse gel benimle gör. Ne kızıyorsun? Ne üzülüyorsun? Nasıl olur Allah'ım? Olmaz! Olmaz böyle bir şey! Ama geleceğim ve göreceğim! Thank you.
Sen güzelsin arkadaşım, derdimi dinliyorsun, halimi anlıyorsun, içtiğim her kadehte benimle Söyle bakalım, benimle konuşmak istediğin o önemli mesele neymiş? Nasıl başlasam bilmiyorum. Sizin bir babanız var. Hem de çok sevimli bir insan. Ama maalesef benim babam yok. Çok üzüldüm. Ama hala ne demek istediğinizi anlamadım. Daha açık söylesem iyi olacak. Bilmem yaptığım doğru mu? Sizin bir kızınız var, o da benim. Siz benim babamsınız. Neler saçmalıyorsun sen? Benim kızım falan yok. Bunu da nereden çıkardın? Durun, rica ederim. Hemen sinirlenmeyin. Yalvarırım size, biraz düşünün. Yoksa biri bana şantaj yapıp para sızdırmak için mi gönderdi seni? Yok, böyle bir şey yok. Ama inanın ne olur, inanın, sizin kızınızım ben. Şöyle iyice bir bakın, belki tanırsınız. Hayır, tanımadım. Üstelik ilk kez görüyorum seni. Bak, bu oyunu daha fazla uzatmanın anlamı yok. Artık çık dışarı lütfen. Hayır, ne olur kovmayın beni. Ne olursunuz, hep sizin hayalinizi gördüm. Nasıl tanımam sizi? Yüzünüzden, saçınızdan, her şeyinizden tanıdım sizi. Siz benim babamsınız, tanıdım sizi. Bak kızım, ben seni tanımıyorum bile. Oysa benim bütün hayatım sizin fotoğrafınıza bakmakla, sabah akşam fotoğrafınızı öpmekle geçti. Rüyalarımda hep sizi gördüm. Her an sizi düşündüm. Babama kavuşmak, ona sarılıp doya doya öpmek için her şeyimi vermeye hazırdım. Oysa siz kızınızı görmek bile istemiyorsunuz. Ne cüretle böyle konuşuyorsun? Kim bilir kimin kızısın? Annen kim senin? Sevda Çelik. Sevda Çelik mi? İşte şimdi anlaşıldı. Demek hayatımı mahveden o kadının kızısın sen! Hayır, rica ederim! Annem hakkında böyle konuşamazsınız siz! Sana yalan söyleyen bir kadın hakkında nasıl konuşmamı istiyorsun? Lütfen! Bak kızım, ben hiç evlenmedim, annen yalan söylüyor! Hayır, benim annem yalan söylemez, benim annem yalancı değildir! Yeter artık küçük hanım, oyun bitti! Şimdi derhal defol evimden! Durun, lütfen rica ederim, yapmayın! Ne olursun,
bir şeyler söyleyin. Siz inanın bana. Siz de bir babasınız. Anlayın biraz beni. Ne olursunuz. Bakın yalvarıyorum sizin. Ne olur susmayın. Bir şeyler söyleyin bana. Lütfen. Yalvarıyorum size. Ne olur bir şey söyleyin bana. Benim babam kim peki? Söyleyin bana. Bak kızım, ben senin baban değilim. Benim kızım filan da yok. Biliyorsun, üstelik ben hiç evlenmedim. Annen sana yalan söylemiş, kandırmış seni. Peki ama benim babam kim? Kim benim babam? Bu soruyu sen annene sor. Peki, anladım efendim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hoş geldin kızım. Anne, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş bakalım. Söyle bana, benim babam nerede? Ne demek nerede? Dedim ya, sen 2 yaşındayken öldü diye. Kaç defa söyledim ya? Bana doğruyu söylemeni istiyorum. Yalan söyleme bana. Benim babam kim? Benim babam nerede anne? Hiç ben sana yalan söyledim mi kızım? Hem insan annesine yalancı der mi? Eğer yalan söylüyorsam yalancı denir tabii. Hani benim babam ölmüştü? Öldü tabii. Hani her gün resmini öpüp konuşurdun ya. Ne oldu? Şimdi nereden çıktı bu laflar ha? Resim dedin ha? Anne bu adamı görüyor musun? Bu adam benim babam değilmiş! Bunu da nereden çıkarıyorsun şimdi? Bu adamı buldum ve onunla konuştum! Anlıyor musun? Bu adam benim babam değilmiş! Yıllardır bu resmi gösterip baban diye kandırdın beni! Yalan söyledin! Neden? Neden piç olduğumu söylemedin bana? Ağlama ya. Otur şuraya sakinleş biraz. Evet, söylediklerin doğru. Baban ölmedi. Sana bütün gerçeği anlatacağım. Babanla biz evlenemedik. Birbirimizi çok seviyorduk. Fakat aramıza kötü insanlar girdi. Ayırdılar bizi birbirimizden. Çok acı çektim. Artık yalnız ve hamile bir kadındım. Sokaklarda kalmıştım.
Seni büyütmek için her fedakarlığı yaptım. Bütün hayatımı sana adadım. İnan bana yavrum. Orhan senin baban. Bütün bu olaylar bana bu damgayı vurmana engel olmuyor anne. Ne yazık ki doğruydu. Şimdi anlıyorum. Ben bir piçim. Kız hala mı üzülüyorsun? Üzülmez miyim? İlk defa evden kaçıyorum. Ama niye üzülüyor musun ki? Boş ver, sen onları aldırma kız. Gününü gün etmeye bak. Peki sen şimdi ne yapacaksın? Şarkıcı olmaya karar verdim. Aferin, iyi etmişsin şekerim. Sen de bu ses varken geç kaldın. Peki bu işi tek başına mı yapacaksın? Tek başıma değilim ki. Geçen gün amcam kartını verdi. Menajerlik yapıyormuş. Ona gideceğim. Meral! 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 İşte demek şarkıcı olmaya karar verdin. Evet. Onun için de doğruca size geldim. Peki ya annen? Annen ne diyecek bu işe? Bundan sonra annemin ne diyeceği beni hiç ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü evden kaçtım. Böylesi daha iyi. Öyleyse ben de sözümü tutup seni iyi bir şarkıcı yapacağım. Çok teşekkür ederim. Daha önce prova yapıp sesini dinlememiz lazım. Nasıl isterseniz. Hadi gel öyleyse. Yalanmış yalan. Ne yeşil gözlüsün,
ne de el altı. Ne mavi gözlüdü, ne de karaldı. Etinde bir başka gönül yaralı. O büyük sevdalar yalanmış yalan. Ne yeşil gözlüdü, ne de el altı. Ne mavi gözlüdü, ne de karaldı. Hepsinde bir başka gönül yarası. O büyük sevdalar yalanmış yalan. Aferin güzelim, tebrik ederim. Sen içeri geç, ben birazdan geleceğim. Bravo Mahmut Bey, yani turnayı gözünden vurmuşsunuz. İyiydi değil mi çocuklar? Onu ben buldum. Bravo, bravo. İleride daha iyi. Hadi eyvallah. Güle güle. Nasıl, beğendin mi patron? Hele şükür, sonunda iyi balık yakaladın galiba. Kızın sesi çok güzel. Yani bu iş tamamdır, değil mi? Evet, evet ama sakın kızı kaçırmayalım. Sen hiç merak etme patron, o işi bana bırak. Ayrıca çok güzel bir kız. Aklımızı kullanırsak iyi para kazanırız. İlahi patron, sen hiç değişmeyeceksin. işimiz bu. Hadi bakalım, hazırlıklara başla. Bir an evvel sahneye çıkarım. Patron. Meral'cığım! Ne oldu? Bu iş tamamdır. Mahmut amcan her şeyi halletti. Yani şarkıcı olabilir miyim? Elbette olacaksın. Hem böyle güzel bir sese, hem de benim gibi bir menajere sahip oldukça sırtım kolay kolay yere gelmez. Bu iyiliklerinizi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu mukaveleyi imzalaman lazım. Tabii. Gel benimle. Bekle burada. Baş üstüne efendim. Orhan nerede baba? Kızımı aldılar. Gitti kızım baba. Orhan nerede? Niye geldin buraya?
Kızım kaçtı diyorum. Kızım! Gördünüz mü onu? Senin kızının ne işi var bu evde? Senin o pis kardeşin şimdi de kızıma el attı. Bana yaptığı kötülükler yetmezmiş gibi şimdi de kızımın başını yakacak. Ne olur, engel ol ona. Bana ne? Ne halleri varsa görsünler. Bir genç kızın hayatı söz konusu Orhan. O genç kız da senin kızın. Kızın o senin. Neden inanmak istemiyorsun? Yeter be, yeter! Sus! Git bu evden! Kızını bulacaksan bul! Ama benim o kızla hiçbir ilgim yok! Kimden peydahladıysan git ona sor! Ne olur, bari siz inanın bana! Hacısınız, dindarsınız! Allah aşkına, siz inanın bari! İşte yemin ediyorum! Allah şahittir ki, kızımın babası o! Sizin de torununuz! Günahtır! Vurmayın o çocuğa piç damgasını! Bırak benim babamı! Ona da acındırma kendini! Kalk git bu evden! Hayır, gitmiyorum! Git diyorum sana! Bırak beni, bırak! Baban bana inanıyor, ama sen inanmıyorsun! Senin gibi bir pavyon gülünün yalanına inanacağını mı sanıyorsun? Çabuk defol evimden! Peki, peki gidiyorum. Madem inanmıyorsun gidiyorum. Artık bu işi Allah'a bırakıyorum. Ama hangi cehennemdeyse bulup geberteceğim onu. Kızımı kurtaracağım ondan. Bitkimseden
dertlere sor beni. Dertli miyim, dertsiz miyim, garip miyim, öksüz müyüm? Bir ölüden farksız mıyım, gecelerden sor beni, sor beni. Hiç kimseden sorma beni, gecelerden sor beni. Artık bu kız müşterilerin masalarına gitmeye alışsın. Hı. Olur, olur. Yaşı küçük ama merak etme, alışır. Ha, ilk önce onu ben bir alıştırsam mı, ne dersin? Tamam patron, o iş kolay. Hatta istersen bu gece. Nasıl yapacaksın ki? Bizim ev çok müsait. Ha. Bu gece tam fırsatı. Hı. Ama önce sen bizim şu avansı uçlan. Al bakalım, senden korkulur. Saysana oğlum. Aman rica ederim patron. Eve gideyim, sana telefon ederim. Telefonunu bekliyorum, unutma. Unutmam. Bravo Meral'cim, bravo bravo. Çok iyiydin, çok çok iyiydin. Sahi mi söylüyorsun Mahmut amca? Elbette sahi ya. Göreceksin bak, kısa zamanda seni meşhur edeceğim. Bu kadar başarılı olabilir miyim? Tabii! Yalnız bunun için bazı hayranlarını memnun etmen gerekecek. Nasıl yani? Mesela bazen onların masalarına gidip onlarla konuşacaksın. Şey, bilmem ki, ben ne konuşurum onlarla? Hiç canım, havadan sudan. Kızım hiç kimsenin masasına gitmeyecek. Anne! Hiç kimsenin de yanına gitmeyecek, anladın mı? Bunu kızına sor istersen. Zaten hiçbir yere gidemez artık. O benim kızım. Ve ben onu almaya geldim. Boş versene sen. O seni istemiyor ki. Sen sus, aşağılık adam. Hadi yavrum, hazırlan artık, gidiyoruz. Ben seninle hiçbir yere gitmiyorum. Annene nasıl dersin böyle şeyleri? Artık benim ne annem, ne de babam var. Bak kızım, dinle beni biraz. Burası senin gibi tek başına bir kıza göre yer değil. Senin yerin benim yanım. Burada insanın başına çok kötü şeyler gelir. Yaşın daha çok küçük. Ne olur inan bana. Üzmek istemem seni yavrum. Neden üzülüyorsun ki? En kötüsü ben de senin yaptığın gibi bir piç doğururum. Meral! Neler söylüyorsun sen? Ne olur böyle konuşma yavrum. İşte duyacağını duydun. Rahat bırak kızı artık. Hayır! Çek git buradan! Hayır, senin hiçbir zaman yok mu? Ver kızımı bana, Çekil. Ver! Hiçbir kız kızamaz seni! Ne istiyorsun şu masum kızı? O benim kızım! Yeter artık ha! Bakın Mehmet, gelin! Atın şu kadını dışarı! Bırakın beni! Bırakın! Hadi! Bırakın diyorum kızı! Ağlama şekerim, ağlama güzelim. Üzülme artık. İstersen bizim eve gidelim ha? Bak sen oradan ne sürprizlerim var. Onlara bayılacaksın. Bunlar senin Meral. Bugünkü övmeyen. Çok para var burada Mahmut amca. Daha kazanacağımız paralar yanında bunlar hiç kalır. Bak göreceksin, sen ve ben daha ne paralar kazanacağız. Üstelik seni şöhret yapacağım. Teşekkür ederim. Hadi, hadi sen şurada otur, yorulma. Dinlen. Bak daha neler yapacağız. Koy, koy onları cebine koy. Bunların hepsi senin.
Çok teşekkür ederim. Alo patron, ben Mahmut. Hazırlığını yaptın mı? Bu gece için hazırlığım tamam. Biraz dikkatli olacağız tabii. Peki, ev müsait mi? Sen hiç merak etme patron. Evde kimse olmayacak. Bu kıyamı da unutmasın tabii. İyi bir eğlence olacak. Tamam tamam, geliyorum şimdi. İçki içsene biraz. Ama ben içmem ki amca. Bunlara alışacaksın yavrum. İç hadi. O hiçbir şeye alışmayacak. İçmez o köpek, çekil kızımın yanında. Anne! Ben bir şey yapmıyordum ki, yardım ediyorum sadece. Bak, ne paralar kazandıracağım kızına, sen de kazanacaksın. Seneler önce bana çektirdin, şimdi de kızıma mı? Vallahi değil. Bak şu kızına, ne olur meale sor. Öldüreceğim, öldüreceğim seni. Ne olur, öldüreceğim. Yapma, yapma, sor kızına. Seni öldüreceğim diyorum, kaldır ellerini! Kaldır ellerini! Anne yapma anne! Sen çekil buradan, bunun ne domuz olduğunu bilmezsin, seni öldüreceğim! Anne! Bu masum yavrudan ne istiyorsun? Meral! Meral! Hala giyinemedin mi? Geldim anneciğim. Kabanını da giydireyim, dışarıda üşürsün. Bir saat oldu, hala hazırlanamadın. Gazinoya geç kalacağız. Ne gülüyorsun? Anne, hani kızlar yalnız başına sahneye çıkmazdı? Sen artık yalnız değilsin ki. Seni seven ve ömür boyu bırakmayacak bir annem var. Anneciğim benim. Yavrum. Bunca yaptığım hatalardan sonra sevgili karım ve biricik kızım beni affedecekler mi acaba? Ya kızım, babasını affedecek mi? Hadi kızım, sarılsana mı bana? Babacığım! Thank you.
Aşığım, aşığım.